1. Süleyman döneminden devam ediyoruz konularımıza. Kanuni Sultan Süleyman Avrupalılara büyük Türk, muhteşem Türk ifadelerini kullanıyorlar. Dimitri Kantemir ise kendisiyle ilgili olarak Kanuni ifadesini ilk kez kullanan kişidir ki dönemin veraset sistemi acımasız olduğu için tabii ki eee Kanuni bu anlamda şanslıdır. Kardeş katli var çünkü. Yavuz Sultan Selim'den sonra rakipsiz bir şekilde 1520'de tahta çıkacak ve 1566'ya kadar 46 yıl boyunca Osmanlı tahtında en uzun süre kalan Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman olacak diyebiliriz. Ve tabii ki Kanuni Sultan Süleyman doğuda, denizlerde ve yine Avrupa'da fetih politikaları izleyecektir. Ve bu dönemde Avrupa'daki en güçlü rakipleri Şarken, Ferdinand ve Lajos'un olmuş olduğu yani Roma Germen İmparatoru Şarken, Avusturya Arşidükü Ferdinand, Macar Kralı Lajos dediğimiz kişilerden oluşan Habsburg Hanedanlığı olacaktır en güçlü rakibi olarak. Sürekli Avrupa'da bunlarla savaşacaklar sürekli onlar bizden toprak alacaklar bizimkiler tekrar dönecekler sefer yapıp toprak alacaklar Avrupa'da sürekli bir ne olacaktır böyle bir ee, savaş durumu söz konusu olacaktır. Ve tabii ki Karnı Sultan Süleyman dönemiyle ilgili olarak biz öncelikle isyanlardan bahsetmemiz gerekiyor. Karnı tahta geçer geçmez aslında isyanlarla uğraştı fetihlerden önce. Bunlar da hangisidir arkadaşlar? Canberdi Gazali isyanı. Ya o Sultan Selim döneminde biz dedik ki arkadaşlar Memlüklere son verildi. Memlükler, Memlüklere son verildikten sonra Canberdi Gazali dediğimiz kişi Suriye topraklarında Memlükleri tekrardan ne yapmak istemiştir? Canlandırmak için burada bir isyan hareketinde bulunmuştur. Ahmet Paşa Isyanı. Biz Mısır bölgesine Ahmet Paşa'yı ne yapıyoruz arkadaşlar? E, vali yapıyoruz. Ama Ahmet Paşa dediğimiz kişi sadrazam olmayı bekliyor. Çünkü Yavuz Sultan Selim döneminin yaşlı sadrazamı Pir Mehmet Paşa görevinden tabii ki nazikçe az edilmiştir yerine gelecek olan e, sadrazam silsile gereğince Ahmet Paşa olması gerekirken Pargalı İbrahim'i kendisinin sadrazam ilan etmesinden sonra Ahmet Paşa'yı da tabii ki Mısır valisi yapmış. Ahmet Paşa Mısır'a gidip burada büyük bir ayaklanma gerçekleştirmiş. Pargalı İbrahim de ne yapacaktır? Gidecektir. Bu isyanı bastıracaktır diyebiliriz. Aynı zamanda yine Anadolu'da baktığımız zaman Kalenderoğlu isyanının çıktığını, Baba Zünnün isyanlarının çıktığını söyleyebiliriz. Kalenderoğlu ve Baba Zünnün, Anadolu'daki o dini nitelikli ayaklanmaların devamını niteliğinde arkadaşlar. Dini ve ekonomik sebepleri var bu ayaklanmaların. Ve bu dört ayaklanmanın da biz merkezi otorite Osmanlı Devleti'nde çok güçlü olduğu için bastırıldığını biliyoruz ve Kanuni Sultan Süleyman fetih hareketlerine başlıyor bizim için. Fatih döneminde yarım kalan yerler vardı ama şimdi biz burada da yapılan fetih hareketlerini Avrupa seferleri, deniz seferleri ve doğu seferleri olarak ayıralım. Biz öncelikle şu Belgrad'dan konuşalım. 1521 senesinde arkadaşlar. Belgrad Sırbistan'ın başkenti. Dedik ki Sırbistan Fatih Sultan Mehmet döneminde alındı. Ama Belgrad hariç alındı. Belgrad alınmıştır Kanuni Süleyman döneminde. Ve hatırlayın kuruluş döneminde dedim ki şurada Çimpe Kalesi. Çimpe Kalesi Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ndeki ilk toprak parçasıydı. Ve Çimpe Kalesi şu görmüş olduğun Trakya bölgesinin, Balkanlar bölgesinin fethinde bir üs olarak kullanılmıştı. Ve ikinci basamak olarak da Belgrad bizim için Orta Avrupa fetihlerinde üst olacaktır. Osmanlı Devleti'nin batıya geçişinin iki aşaması. Birincisi Çimpe, ikincisi de Belgrad olmuştur diyebiliriz. Belgrad'la birlikte Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet dönemindeki gelişmelerden birini tamamlamış oldu diyebiliriz. Tabii ki 1526 yılına doğru gelindiğinde Fransa Kralı Fransuva kime esir düşecektir? Şarken'e esir düşecektir. Şarken'de eniştesi Layoş'a onu teslim edecek zindanda tutacaklar ki Fransa kralının annesi Karni Süleyman'a bir mektup yazacak diyecek ki benim oğlumu kurtar biz de Avrupa'daki ilişkilerde sana destek olalım diyecektir. Ve Karni Süleyman meşhur o Macaristan seferine çıkacak ve Macaristan seferinde Muaç Meydan Muharebesi birlikte Macaristan kralı Layoş'u ağır bir mağlubiyete uğraşacaktır. Dünya tarihinin en kısa süren muharebesi de derler Muaç Meydan Muharebesi için. Ve bu noktada Fransuva'yı Macaristan'ın elinden kurtaracaktır diyebiliriz hocalarım. 1529 yılına geldiğimizde Karni Sultan Süleyman Avusturya üzerine yürüyecektir. Devam edip Avusturya'nın başkenti neresi? Viyana arkadaşlar ve Viyana birinci Viyana kuşatması yapılacaktır. Birinci Viyana kuşatmasında Karni Sultan Süleyman var, oğlu Mustafa var, Pargalı İbrahim Sadrazam olarak var. Ama burada tabii ki hava muhalefetinden dolayı yoğun kış şartlarının yaşanması, askerleri donarak öldüğü haberlerinin gelmesi üzerine kanuni zaten batıya biz gücümüzü kabul ettirdik deyip kuşatmayı kaldıracaktır. Ama tabii ki Avrupa'da meseleleri bitmeyecektir. Kanuni Sultan Süleyman'ın daha sonraki süreçte tekrardan sefere çıkacaktır. Bu sefer çıkmış olduğu sefer Almanların üzerindedir. Alman seferi olarak geçer. İmparator Şarken burada bizim için hedeftir ki ama Kanuni Sultan Süleyman tabii ki Avrupa'da kendisine bir rakip bulamayacaktır. Koca orduyu götürmüş, karşısına ordu çıkamıyor. Burada hakaret vari mektuplar da yazıyor şarkene. Ve daha sonrasında yönünü tekrardan nereye çevirecektir? Avusturya'ya çevirecektir ki yönünün Avusturya çevrilmesi üzerine hemen burada ne yapacaktır? Avusturya'yla bir anlaşma yapılacaktır. Meşhur tarihte 1533 İstanbul Anlaşması değil mi? Veya İbrahim Paşa Anlaşması. İbrahim Paşa diyecek ki İbrahim bunlar benim muhatabım değil sen git bunlarla konuş diyecektir. Ve İbrahim Paşa Paşa anlaşması olarak geçen anlaşma bizim için Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa'da siyasi olarak üstünlüğünü ispatlayacaktır. Çünkü ne demek hocam bu anlaşmada diyecekler ki protokolde Avusturya Arşidükü yani kralı Osmanlı Devleti'nin vezir-i azamına denktir diyeceklerdir. Arkadaşlar normalde olması gereken Avusturya kralının Osmanlı Devleti'nin padişahına denk olmasıdır. Demek ki burada sadrazamla Avusturya kralı birbirine denkse padişah daha üst bir adamdır protokolde. Ve bu üstünlük Zitvatoroku anlaşmasına kadar bu şekilde devam etmiştir diyebiliriz. İstanbul anlaşmasının bizim için önemi budur hocalarım. Ve tabii ki burada Fransızlara 1535 yılında bir kapitülasyon veriyoruz. Halil İnalcık bu kapitülasyonların taslak liseliğinde olduğunu söylüyor. 1569'da 2. Selim döneminde olduğunu söylüyor ama Yine de bu anlaşmayı biz ele alalım. İki, i̇ki, işte iki tane hükümdarın sağlığı döneminde ele alınmıştır. Bizim kapitülasyon vermemizin sebebi nedir? Kapitülasyonlar, ticari ayrıcalıklar. Veriyoruz ki biz bu Avrupa'daki Hristiyan birliğini bozalım. Veriyoruz ki Akdeniz ticaretini canlandıralım. Veriyoruz ki bu coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçelim değil mi hocalarım? Evet ve geliyoruz 1541 tarihine. 1541'de Budin. Bu din neresidir arkadaşlar? Bu din Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye bu din denir. Ve 1541 yılında tekrardan Macaristan bizim topraklarımızı ilak edince bu sefer Budin seferine çıkılmış ve burada devletin merkezi otoritesi tekrardan güçlü bir şekilde dursun diye dikkat Budin beyler beyliği burada oluşturulmuştur diyebiliriz ki Kanuni'nin batıdaki son seferi hangisi olacaktır? Yine Macaristan üzerine yaptığı Zigetvar seferi olacaktır. 1566 yılındaki Zigetvar seferinde Kanuni Sultan Süleyman ordusunun başındayken vefat edecektir. Bu ordudan gizlenecektir. Ziget var Osman Devleti'nin topraklarına katılacaktır. Karni Sultan Süleyman'ın tabii ki iç organları bu bölgede Üzüm tepeslenilen bir mevkiye defnedilmiştir. Kendisinin de naaşı Tabii ki oğlu 2. Selim tarafından gelinip Belgrad'da teslim alınmış ve daha sonra da Süleymaniye Camii'nin bahçesine defnedilecektir diyebiliriz. Ama şimdi biz burada Batı seferlerinde öldürdük ama şimdi bu aralıkta tabii ki doğuda ve denizde de yaşananlar var eş zamanlı olarak. Şimdi onlardan bahsedip sonra ölümünden sonra gelişmelere bakalım. Şimdi Batı'da bunlar yaptı bu adam. Doğu seferleri, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğu seferleriyle ilgili bilmen gereken şudur. Üç tane seferi var. Irakeyn, yani arkadaşlar bu Arap coğrafyasındaki e, hem İran üzerine hem de Bağdat üzerine yapılan seferler Irakeyn derler. Irakeyn seferi, Tebriz bu yüzden İran'ın kentlerinden bir tanesi ve Mahciman seferlerini yapmıştır ki bu üç seferin neticesinde 1555 yılında İlk Osmanlı İran anlaşması olan Amasya anlaşması burada imzalanmıştır diyebiliriz hocalarım doğu seferleriyle ilgili olarak. Denizlerde ne yaptı Kanuni Sultan Süleyman? Denizdeki gelişmeleri çok önemli. Tabii ki 1522 yılında yine Fatih'i tamamladı. Belgrad'ı almıştı ya 1521'de. Hemen şu Rodos dediğimiz bölgeyi de ne yapmıştır? Almıştır Fatih'in tamamlayıcısı olarak 1522 tarihinde almıştır. Yine baktığım zaman Kuzey Afrika'ya yönelecektir. Kuzey Afrika'da 1533 yılında Cezayir alınmıştır. Cezayir 1533 yılında tabii ki Barbaros Hayrettin Paşa'nın etkisiyle alınacaktır ki 1551 yılına geldiğimiz zaman Libya yani arkadaşlar Trablusgarp bölgesinin yine Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine geçtiğini biliyoruz biz. Mısır zaten Yavuz Sultan Selim döneminde alınmıştı onu da ben yuvarlak içine alayım şöyle bir ve 1538 tarihine geldiğimizde Andrea Doria komutasındaki haçlı donanmasıyla tabii Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu karşılaşacaklardır. Nerede? Preveze Deniz Savaşı'nda. Preveze Deniz Savaşı'nda tabii ki Osmanlı ordusu Haçlı ordularını mağlup edeceklerdir ki Preveze'nin alınmasıyla birlikte Akdeniz ne olacaktır? Türk gölü haline gelecektir diyebiliriz. Bizim için bu bağlamda çok önemlidir hocalarım. Daha sonraki süreçte tabii ki Haçlılar intikam amacıyla bu sefer tekrar bir donanma oluşturacaklar ve bu Haçlı donanmasıyla bu seferde 1560 yılındaki Cerbe Deniz Savaşı yapılacaktır ve Cerbe ile birlikte yine Haçlı donanması mağlup edilecektir diyebiliriz. Devam ettim. Denizdeki seferler devam ediyor. Hindistan'a gidelim şimdi. Şimdi hocam Hindistan bölgesi şurası doğru mu? Hindistan'da Açe ya da Gücerat dediğimiz bir sultanlık var ve burada Portekizliler ne yapıyorlar? Ticaret yapıyorlar. Burada Osmanlı Devleti'ne bazı duyumlar geliyor. Diyorlar ki buradaki Portekizliler buradaki Müslümanlara zulmediyorlarmış. Ve Kanuni Sultan Süleyman buna kayıtsız kalmayacaktır. Hindistan'a seferler düzenletecektir. Şimdi Hint Denizi seferlerinin biz Osmanlı Devleti için zahmetli olduğunu biliyoruz. Harita temsili arkadaşlar Hindistan çok uzak bir bölge ve Hindistan'a tabii ki önemli denizciler Seferler düzenleyecekler. Murat Reisler var burada. Hadım Süleyman Paşa var burada. Piri Reis var burada. Seydi Ali Reis var burada. Piri Reis Hint Deniz Seferleri yüzünden ne olacaktır? devam edilecektir. Niye? Çünkü görmüş olduğum Basra Körfezi. Hatta Süveyş tarafları bile Portekizler tarafından abluka altına alınmıştır ki Osmanlı donanmasının öncelikle buralarda hakimiyet kurması gerekmektedir. Piri Reis ilerleyen yaşına rağmen burada yapmış olduğu bir hata yüzünden saldırmaması gerektiği için Portekizler'de stratejik bölgede saldırdığı yüz sebebiyle donanmayı harap edecektir. Ve kendisi öncelikle Mısır'a gitmesi emredilecek ve Mısır'da da kendisinin biz idam edildiğini bilmekteyiz. Seydi Ali Reis adam burada ablukaları yaracak gelecek gemisi Hindistan yakınlarında batacak battıktan sonra kendisi yüzerek çıkacak ve yürüyerek gelmiş oldukları bu coğrafyalarda hatırla hangi eseri kaleme alacaktır? Miratül Memalik yani Memleketlerin Aynası eserini kaleme almıştı ki aynı zamanda Kitabül Mühit dediğimiz bir yön haritasında, yön kitabının da olduğunu söyleyebiliriz. Seydi Ali Reis'le ilgili olarak değil mi arkadaşlar? Ve tabii ki Karnı Sultan Süleyman döneminde yapılan bu Hint Deniz Seferleri aslında başarısız olmuştur diyebiliriz. Niye hocam? Çünkü biz buraya varsak da ne yapıyoruz? Bir bakıyoruz ki buradaki Gücerat Sultanlı biz gidene kadar Portekizlerle işi ne yapmışlar? Pişirmişler bile. E tabi ki bizim Osman Devleti'nin donanmalarının burada ne olduğunu biliyoruz. Okyanuslara dayanıksız olduğunu biliyoruz. Denizcilerimiz bu bölgeyi ne yapmıyorlar? Tanımıyorlar. Bu sebeplerden dolayı biz burada başarısız olduk. Hatırla ne yapmıştık? Biz Ziget vardı da Sultan Süleyman'ı öldürmüştük ve bizim için faaliyetler bu şekilde devam etmiştir. Ve Kanüstan Süleyman dönemindeki diğer gelişmeler nelerdir? Süleymaniye Medreseleri kurulmuştur. Bu zaten isminden çok kolay bir şekilde çıkarımı yapılabiliyor. Baktığımız zaman Kaptanı Derya, Barbaros Hayrettin Paşa, Kanuni'nin çok yakınında bir kişidir kendisi. Ve kendisine diyecektir ki İstanbul'da bulunduğun dönemlerde Divan-ı Hümayun toplantılarına katılabilirsin diyecektir. Yani Divan-ı Hümayun'a Kaptanı Derya'da üye olacaktır diyebiliriz. Kanüstan Süleyman döneminin önemli e, bilim insanları vardı arkadaşlar. Mesela az önce bahsettik piri Reis işte efendim Seydi Ali Reis'ten bahsettik. Yine önemli şairi bakidir dönemin. Yine baktığımız zaman Matrakçı Nasuh Efendi'nin bu dönemde yaşamış olduğunu biz biliyoruz. Dönemin en önemli Şehir İslamı'nın kim olduğunu söyleyebiliriz. Ebu Suud Efendi Osman Devleti'nde en uzun süre Şehir İslamlık yapan kişiydi bizler için. Tabii ki Kanuni'nin ölümünden sonra bizim için Osman Devleti'nde Sokullu Mehmet Paşa dönemi yaşanacaktır. Kanuni'nin son dönemi ve... İkinci Selim'in ve 3. Murat dönemlerinde 1579 yani ölümüne kadar yaşayacak olan kişi Sokulu Mehmet Paşa sadrazamlık yapacaktır. Ve bu dönemde zaten 2. Selim'in ordunun başına sefere gitme geleneğini e, yok etmesi üzerine tabii ki devlet yönetiminde etkili olan Sokulu Mehmet Paşa bazı projeleriyle karşımıza çıkacak. Bazı fetihlerle Osman Devleti yine karşımıza çıkacak diyebiliriz. Şimdi... 1566 tarihi Kanuni Sultan Süleyman'ın öldüğü tarihtir. Bazı tarihçiler 1566 yani Kanuni tarafından bazı kaynaklarsa 2. Selim döneminde alındığını söyler Sakız Adası ile ilgili olarak. Sakız Adası Kanuni midir? Selim midir? Tartışmalıdır. Ama çok net bir şekilde Sokullu Mehmet Paşa'nın sadrazamlık yaptığı bir dönem olduğu için Sokullu dönemidir diyebiliriz bizim için hocam. Yine biz Hicaz bölgesini ele geçirmiştik ama Arap Yarımadası'nda şu Yemen kısımları, Güney kısımları halen kontrol altında değildir tam olarak. Yemen tam anlamıyla Osmanlı Devleti'nin kontrolü altına alınmıştır diyebiliriz. Hatta Yemen coğrafyasından ilk kahvenin biz Osmanlı coğrafyasına girdiğini biliyoruz. Süleyman döneminde kahvehaneler vesairelerden ne olmuştur? Bu dönemde açılmıştır diyebiliriz. 1571 tarihine geliyorum. 1571 tarihinde... Kıbrıs Lala Mustafa Paşa tarafından alınacaktır. Kıbrıs Fatih derler kendisine. Kıbrıs'ın alınması neticesinde Batılılarla ilgili ne, ne olacaktır? Tekrardan haç donanmalarıyla karşı karşıya geleceğiz. Kıbrıs'ın intikamını almak için bu kez İnebahtı'da karşımıza çıkacaklar 2. Selim döneminde. Yani Sokullu döneminde. İnebahtı Deniz Savaşı'nda bu sefer Osmanlı Devleti'nin donanması yakılacaktır arkadaşlar. Osmanlı donanması tarihsel süreçte nerelerde yakıldı? İnebahtı'da yakıldı. Çeşme'de yakıldı. Navarin'de yakıldı. Sinop'ta yakıldı. Şu anda ilk kez yakılan İnebahtı'dayız diyebiliriz. İnebahtı Deniz Savaşı kaybedilmiştir bu dönemde değil mi? Hatta Sokulu Mehmet Paşa ünlü sözünü söyleyecektir. Ne diyecektir? Siz bizim sakalımızı kestik, kestiniz. Ama biz sizin neyinizi kestik? Kolunuzu kestik diyecektir hocalarım. Kıbrıs'la ilgili olarak devam ediyorum Sokulu Mehmet Paşa döneminden hocalarım. 1574 yılı Tunus alınacaktır. Kuzey Afrika'daki fetihlerime devam ediyorum. Tunus da alındı. Mısır bizdeydi. Kanuni döneminde Cezayir, Trabluskarp alındı, Tunus da alındı ve devam ettik hocam 1578'de Fas da alındı. Fas'ın da alınmasıyla birlikte Osmanlı Devleti'nin sınırlarına şöyle bir bakalım. Akdeniz tamam Türk Gölü haline gelmişti Preveze ile. Karadeniz zaten Fatih döneminde Kırım'ın alınmasıyla Türk Gölü haline gelmişti. Fas'ın alınmasıyla birlikte burası neresidir arkadaşlar? Atlas Okyanusu'dur değil mi? Osmanlı Devleti'nin sınırları Atlas Okyanusu'na ulaşmıştır diyebiliriz 1578 tarihinde diyebiliriz. Devam ettim. Bunlar tabii ki fetih politikalarıydı. Ve gelelim Sokulu Mehmet Paşa'nın projelerine. Don Volga Kanal projesinden bahsedelim. Don Volga Kanal projeleri nelerdir arkadaşlar? Gördüğünüz üzere Karadeniz'e dökülen Don Irmağı ve Hazar Denizi'ne dökülen Volga Irmağı. Osmanlı devletiniz Sokulu çok zeki adam. Diyor ki şu kanalları biz, neyse farklı kalem kullanmaya gerek yok. Şu kanalı biz birleştirirsek eğer donanmamızı Buradan Hazar Denizi'ne indirebiliriz. Şu bölgede kim var benim önemli rakibim? İran var. İran'ı ben kuzeyden kontrol edebilirim. Kırım dediğim bölge bizim için İpek Yolu'nun önemli noktalarından bir tanesiydi. Eğer bu hamleyi yaparsak İpek Yolu'na tekrardan işlerlik kazandırabilirim. Ve yaptığım zaman Ruslar, değil mi? Rusların güneye inmesini engelleyebilirim dedi Don Kanal projesiyle. Üstelik i̇şte Orta Asya'daki Türklere bile ulaşabilirim ifadelerinde bulunmuştur ki ama Don Volga Kanal Projesi maalesef ki Mimar Sinan'ın bu dönemde ölümü, buradaki Türkmenlerin bu inşaatta isteksiz davranmaları, Rus knezliklerinin kuzeyden saldırılar neticesinde gerçekleştirilememiştir. Ta ki ne zaman gerçekleştirilecektir? 1950'li yıllarda Sovyet Rusya tarafından ama bu şekilde değil arkadaşlar. Onların amacı tabii ki Moskova'yı e, ee, gemiyle ulaşılabilen bir yer haline getirmek için detaylı bir şekilde yapılan bir proje olarak gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Ve diğer proje Süveyş Kanalı projesi. Hocam 15. yüzyılın sonlarına gidiyorum tekrardan. 1480'li 90'lı yıllar. Avrupalılar Bartolomeu Diaz tarafından nereyi buldular hocam? Dediler ki ya biz bu Osmanlı ile uğraşamayız. Ne yapalım? Biz şuradan gemilere binelim yola çıkalım Avrupa'nın kıyılarını takip edelim edelim. Cebel-i geldiğimiz zaman arkadaşlar Afrika'nın güneyi keşfedilmedi henüz. Buralarda ne olup ne bittiğinden kimsenin haberi yok. Devam edelim dediler. Kıyı takip edeyi de kaybolmadan devam edelim dediler. Geldiler geldiler ve nereyi buldular? Cape Town'u yani Ümit burnunu buldu Diaz. Ümit burnundan bir döndüler fırtınalar burnundan. Bir geldiler ki, a a, Arap Yarımadası'nın güneyindeyiz, a, a Hindistan'dayız. Evet, önemli ticaret merkezine ulaştılar. Osmanlı Devleti'nin ipek yoluna falan ihtiyaçlar kaldı mı? Kalmadı. Ama Sokullu burada kafayı çalıştırdı. Dedi ki, ya ben şu Süveyş kanalı değil mi şurası? Şurayı eğer şu kanalla ben açarsam, bugün zaten açık biliyorsunuz ki, açarsam Avrupalılara da derim ki, ey Avrupa, siz burada bu mesafeyi kat edeceğinize, gelin Akdeniz'den girin, Akdeniz'den girdikten sonra Süveyş kanalından düzgün bir vergiyle geçin, mesafe kısalsın, siz de kazanın, biz de kazanalım mantığında bu projeyi öne attı. Baktığın zaman çok da mantıklı. Avrupalılar için de, Avrupalılar'ın da işine geliyor. Türklerin de işine geliyor. Ama bu proje maalesef ki gerçekleştirilememiştir. Ta ki ne zaman gerçekleştirilecektir? 19. yüzyılda gerçekleştirilecektir. Ger gerçekleşse Osmanlı Devleti'nin o Hindistan'dan Mısır'a uzanan hangi yolu tekrardan önem kazanacaktı? Baharat yolu tekrardan önemini kazanacaktı diyebiliriz. Aynı zamanda biz diyoruz ki eğer ki biz burayı açarsak biz donanmamızı rahat bir şekilde nereye indiririz? Hindistan'a da indiririz dedik değil mi? Evet. Bu da başarısız. 19. yüzyılda tabii ki Fransız-İngiliz işbirliği sonucunda açıldı. Bugün hala kullanıyorlar. Marmara Karadeniz projesi. Arkadaşlar Marmara Karadeniz projesi yine tabii ki boğazların haricinde Marmara Denizi ile Karadeniz'i birleştirme projelerinden bir tanesidir. Tabii ki Bugün aslında o projeyle ilgili biliyorsunuz ki yoğun meseleler var, yoğun mesai harcanıyor. Kanal İstanbul projesi arkadaşlar. Boğazların haricinde Karadeniz ile Marmara bölgesi tekrardan birleştirme projesinden bahsediyoruz biz. Aynı mantıkta düşünebilirsin ama tabii ki bu projelerden hiçbiri maalesef ki olmamıştır. Biz tarafından, Osmanlı Devleti tarafından hayata geçirilememiştir. ve biz Sokulu Mehmet Paşa'nın 1579'da ölümüyle birlikte Osmanlı Devleti'nin artık duraklama dönemine girdiğini biliyoruz. Yükselme dönemi burada sona ermiştir hocalarım. Kendinize çok iyi bakın. Duraklama dönemiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın.